Arkadaşlar merhaba. Asus'un bu serisi cihazlarına Windows kurulumunu nasıl yapacağımızı bu videomuzda sizlere anlatacağız. Kurulum yapmadan önce her zamanki gibi bir Windows kurulum USB'sine ihtiyacınız var. Bu videomuzun açıklama kısmındaki linkten bu USB'yi nasıl hazırlayacağınıza dair videomuzu bulabilirsiniz. Öncelikle o videomuzdan bu USB'nin UEFI içeren bir Windows 10 veya 11 USB kurulum, Windows kurulum USB'sinin nasıl hazırlandığını oradan yaptıktan sonra USB'mizi hazırladıktan sonra bilgisayarımız şu anda kapalı. Bilgisayarımıza takmamız gerekiyor arkadaşlar. USB kurulum, Windows kurulum USB'si hazırdı. Yaptık, taktık. Şu anda UEFI tabii. UEFI olacak. Bu birinci kural. İkincisi bilgisayarımız kapalı. Tabii bu bilgisayarlar bazen FreeDOS ya da Linux, Ubuntu kurulu gelebilir. Önemli değil. Kapatıyoruz bilgisayarımızı. Ve bilgisayarımızı açtıktan hemen sonra düğmesine basar basmaz F2 tuşu arkadaşlar. Arka arkaya F2'ye bastığınızda bu görmüş olduğunuz BIOS ekranına ulaşabiliyorsunuz. Burada BIOS ekranında Advanced Settings yazan yere gelişmiş seçeneklere gitmek için F7'ye basın diyor. F7'ye bastığınızda buradaki menüye ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar burada burada yapmamız gereken sadece yapmanız gereken boot sekmesine geliyorsunuz. Boot sekmesindeki fast boot yazan yere şimdilik disable yapmamız gerekiyor. Bunu disable yaptıktan sonra şuradaki boot option 1 2 3 yazan yerde birinciye tıklayıp buradan bilgisayarınızdaki takılı olan USB'nin markası ne? Bizimki Toshiba. UEFI içeren Toshiba Trans Memory'yi birinci sıraya almamız gerekiyor. Ben bunu birinci sıraya aldıktan sonra geliyorum arkadaşlar. Başka değişiklik yapmama gerek yok. Disable yaptım. Birinci boot option'ı da flash belleğin markası neyse onu seçtikten sonra değişiklik yapmadan geliyorum. Save ve Exit menüsünden ve Save Changes yazan yerden de kaydedip çıkışı sağladıktan sonra bilgisayarım şimdi Windows kurulum USB'sine geçip kurulum ekranının karşımıza getirmesini bekliyorum şimdi. Özetleyecek olursak bir UEFI içeren Windows 11 ya da 10 kurulumunu hazırladıktan sonra bilgisayarımıza taktık. Bilgisayarımız açılışta F2 tuşuyla BIOS'una girdik. Tabi F2 ile BIOS'a girmeden ESC tuşuyla Asus'larda boot yapıp da girebilirsiniz. Eğer biraz daha profesyonel bilginiz varsa onu da yapabilirsiniz. Ama biz detaylı anlatımı yapalım dedik. Ve bilgisayarımızdaki takılı Windows sağlam ise, çalışıyor ise şu görmüş olduğunuz ekrana ulaşabiliyorsunuz. Bu ekranda yapmanız gereken arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir durum var. Bu ekranda sizler TouchPad'i kullanamayabilirsiniz. Burayı problem etmeyin, sakın sorun etmeyin. Kurulum ekranında bunun çalışmaması, TouchPad'in çalışmaması arızalı anlamına gelmiyor. Harici bir fare ya da klavye ile bu ekranları geçmeye çalışın. Şimdi yükledik bilgisayarımızı. Harici bir fare kullanabilirsiniz bu durumda. Buradan ürün anahtarımı sonra gireceğim için yok dedim. Kurmak istediğim Windows Pro'yu seçtim. Ve sonraki dedikten sonra karşıma disk biçimlendirme şuradaki gelişmiş yazan yeri de seçtikten sonra şuradaki bütün diskleri ben kurduğum için silmeyeceğim. Bütün diskleri sildikten sonra şuradan yeni diyeceksiniz. Tek bir diske düştükten sonra yeni deyip ileri dedikten sonra Windows kurulumunuz başlamış olacak değildi arkadaşlarım. Ondan sonra internete bağlayıp update'leri yaptıktan sonra sürücüleri kullanıma hazırdır. Bu şekilde de bu Asus'un bu serisi bilgisayarlarını Windows kurulumlarını yapabilirsiniz. Kolay gelsin değerli arkadaşlar.